Drone Adam'dan selamlar arkadaşlar. Bugün Mavic 3'ün aktif train'i test edeceğiz. Tabii ki bunun tam güncel sürümü daha gelmedi. Ocak ayında gelecek dedi ama şu an Ocak 2'deyiz. Ama hala daha bir şey yok. Büyük ihtimal ocağın sonunu bulacak gelmesi. Ama yine de bir aktif track çalışıyor. Onu size göstermiş olayım. Mavic 2'den farklı olarak artık SkyDio gibi sağımdan git, solumdan git gibi özellikler de var. O yüzden kısaca buna da bir bakmış olalım. O zaman hadi başlayalım. Evet, drone'umuzu ve kumandamızı açtık zaten. Otomatik kalkışla kalkışımızı yapalım. Evet, şimdi ekranda kendimi seçiyorum. Normal böyle. Telefonda seçer gibi seçiyorum. Ne diyor? Evet, yüksek kare de kullanılmıyor diyor. Allah Allah. 4K'yı alayım bakayım olacak mı? 4K 60 FPS'te. Evet, 4K 60 FPS'te oldu. Çok garip. 5K'da kabul etmiyor Active Trail. Belki de bu yine yeni gelecek olan güncellemeyle düzelecektir. Spot ışığı öncelikle bir deniyorum. Bakalım spot ışıkta nasıl davranıyor. Evet, spot ışıkta anladığım kadarıyla drone sadece havada stabil kalıyor. Sadece kamerayı size doğru çeviriyor. Yani drone da çeviriyor, kamerayı da çeviriyor. Ama herhangi bir takip olayı bunda yok. Aktif takibe basalım. Bunda artık gördüğünüz gibi ekranda aynı SkyDio dronelarında olduğu gibi, SkyDio 2'de olduğu gibi sağdan git, soldan git olayı var. Mesela şu an sağımı alayım ve beni takip etmesini sağlayayım. Evet, gördüğünüz gibi sağ sol ön arka hatta çaprazlardan bile takibe devam ediyor. Şu an hala niye dönüyor onu anlamadım. He, şu an ben neyi seçmişim? Evet, neremde olduğunu anlamaya çalışıyor. Ona göre de sürekli kendini hizalamaya çalışıyor. Yani seçtiğiniz cismin sağında solunda olup olmadığına göre bakıyor. Evet, aktif takip kısmına stop dedim. Bir de POI var. Bu da bildiğimiz POI ama aktif takip ederken etrafımda dönecek. POI'ye tıklayıp GO'ya bastığımda da bu başlamış olacak. Evet, arabanın arkasına gidince bakalım kaybedecek mi beni. Şu an arabanın arkasına gitti.
Yükseliyor, dönüyor. Döndükten sonra bulabilecek mi beni? Evet, yine buldu. Ve takibe devam ediyor. Bakalım ben ilerledikçe de etrafımda dönecek mi? Ayrıca yavaş hız olarak ve dönme yönü olarak da ayarlanabiliyor. Olayı da bu şekilde. Zaten 3 tane seçeneği var aktif track'te. Takip, aktif takip olayını sevdim. Sağında, solunda anında çevirebiliyorsunuz. Bir anda sağına soluna geçtirebiliyorsunuz. Skydio'daki bu özellik Mavic 3'e de gelmiş. Bunu gerçekten sevdim. Ama tabii ki de büyük ihtimal daha yüksek hızlarda veya engelden sakınma olayında 5.0'ı daha karşılayamayacaktır diye düşünüyorum. Evet, şu an hala aktif track'teymiş. Ekrandaki yeşil işaretli olan beni çaprazında bulunan çarpıya basarak ancak bu modu kapatabiliyoruz. Yani Mavic 2'lerde olduğu gibi gidip bir aktif track modunu aramıyoruz. Ekrandan seçiyoruz veya ekrandaki çarpı işaretine basıp moddan çıkıyoruz. Evet, kaydımızı da durdurduk. Evet arkadaşlar, aktif track moduna da bu şekilde kısa bir göz attık. Siz de videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.